Damla köpeklerine dikdörtgen şeklinde bir oyun alanı yapmak için 200 metrelik tel satın alıyor imiş. Alanın olası değeri W'nun genişliği temsil ettiği aşağıdaki denklem ile temsil ediliyor. Güzel denklemi bize vermişler. Aşağıdaki eş değer denklemlerin hangisindeki katsayı ya da sabit değer alan maksimum değerini aldığında W'nun değerini göstermektedir. Peki sorunun ne olduğunu anlamak çok da kolay değil ama demek istedikleri buradaki denklemlerin A'ya eş değer oldukları. İsterseniz eş değer olup olmadıklarını kontrol edebiliriz. Örneğin bunu alalım. Eksi W eksi 50'nin karesi. Eksi W kare eksi 2 çarpı W çarpı 50'den eksi 100 W artı 2000 2500 eder. 1 artı 2500 daha var. Parantezi açalım. Eksi w kare eksi eksiden artı 100 w eksi 2500 ve artı 2500. Bu ikisi birbirini götürecek ve geriye bu kalacak. Eksi w kare artı 100 w. Bu durum seçeneklerin hepsi için geçerli. Demek istediğim eğer bu denklemlerle oynarsak hepsinin a'ya eşdeğer olduklarını bulabiliriz. Bizden istedikleri ise bunlardan hangisinin maksimum değeri temsil ettiği ya da bu ifadelerden hangisinin maksimum değeri bulmamızı kolaylaştırdığını belirlememizi istiyorlar. Peki, birincisiyle başlayalım. Bu ifadenin nasıl işlediğine bir bakalım. Bu kısım yani w 50'nin karesi her durumda pozitif bir değer alır. Neden diyecek olursanız bir değerin karesi hiçbir zaman negatif olmayacaktır öyle değil mi? Ama sonra bakın başında bir eksi işareti daha var. Bu durumda parantezin içinden gelen değer e, negatif olur. Evet bu denklemin bu kısmı her zaman sıfırdan küçük ya da eşit sıfıra eşit bir değer alacağı için de bizden istedikleri gibi yani maksimum değeri bulmak için 2500'den bir şey çıkarmamamız gerekir öyle değil mi? Eşdeğer ifadeler oldukları için, bunun maksimum değeri alabilmesi adına çıkarma işlemi yapmamamız gerekiyor. Bu durumda, bu kısmın 0 olması gerekir. Peki, burası nasıl 0 olur? Karesini aldığımız kısmın 0 olmasıyla. Karesini aldığımız kısmın 0 olması için de hemen yazıyorum w-50 eksi 0 olmalıdır ve bu durumda da w 50 olur. Gördüğünüz gibi ifadeyi inceleyerek evet e, ifadelerin eşdeğer olduklarını bir kere daha söylemek istiyorum. İfadeyi inceleyerek bu ifadenin maksimum değerini almasını sağlayacak w değerinin 50 olduğunu bulduk. Şimdi soruyu bir kere daha okuyalım. Aşağıdaki eşdeğer denklemlerin hangisindeki katsayı ya da sabit değer alan maksimum değerini aldığında W'nun değerini göstermektedir alanın maksimum değerini almasını sağlayacak değerin 50 olduğunu düşünüyorum ve bunun bu seçenekte gösterildiğini evet gördüğünüz gibi değeri de doğrudan görebiliyoruz. Bu formun faydalı olmasının sebebi de zaten bu. Evet alanın maksimum değerini alabilmesi için bu kısmın 2500'ün değerini küçültmemesi gerekiyor ve hatta alanın alabileceği maksimum değer de 2500'dür. Peki 2500'ü ne zaman elde ediyoruz? Bu kısım 0 olursa ki bu da w 50'nin 0 olması yani w'nun 50'ye eşit olması ile mümkündür. Evet doğru seçenek budur. Diğer ifadeleri de bu şekilde yazabiliriz ancak bize maksimum değer konusunda yardımcı olacaklarını düşünmüyorum. İkinci dereceden denklemlerin bu formu tepe noktası formu olarak da adlandırılır. Tepe noktası da bir fonksiyonun maksimum ya da minimum değeridir ve gördüğünüz gibi bu değeri denklem bu formda olduğunda bulmak oldukça kolay oluyor. 50'yi bulmanın bir diğer yolu bakın bu ikinci dereceden bir denklem ve ikinci dereceli terimin önünde eksi işareti var bu parabolün kollarının aşağıya doğru açıldığı anlamına gelir buna benzeyen bir parabolden bahsediyorum bu a yani alan ekseni bu da w yani genişlik ekseni olsun. Evet işaret negatif olduğu için parabolün kollarının aşağıya doğru açıldığını söyleyebiliriz. Tepe noktasının w değerini bulmamız gerekiyor ve bunu da farklı yollarla yapabiliriz. Örneğin tepe noktasının w koordinatının fonksiyonun sıfır değerini almasını sağlayan w değerlerinin ortası olduğunu düşünebiliriz. Peki, bunun sıfır olmasını sağlayan değerler hangileridir? 100w eksi w kare eşittir 0. Bunu w parantezine alabilirim. w çarpı 100 eksi w eşittir 0. Bunun sıfır eşit olması için ya w'nun sıfır olması ya da w eksi 100'ün sıfır olması gerekir. Bu durumda w'ye sıfır ya da w eksi 100'den e, 100 diye biliyorum, öyle değil mi? Bakın, w 100 olursa burası 0 olur. Burası da 0'dır. Tepe noktasının w değeri de bu ikisinin ortalamasıdır. Yani 50'dir. Tepe noktasının w koordinatı formülünü yani eksi b bölü 2a'yı da kullanabilirsiniz tabii. Elimizdeki ifade a w kare artı b w artı c formunda olduğunu düşünelim. Bunun a'ya eşit olduğunu da ekliyorum. Evet, bu parabolün tepe noktasının x ya da w koordinatını eksi b bölü 2a formülüyle de bulabiliyor idik, değil mi? b 100'dür. Birinci dereceli terimin katsayısı 100, a ise w karenin katsayısı olan eksi 1'e eşit. İşte burada ikinci dereceli terimin katsayısı. Burada ikinci dereceli terimi ikinci, birinci dereceli terimi de ilk olarak yazmışlar. Bu ikinci dereceli, bu da birinci dereceli terimin katsayısıdır. Dikkatli olmak lazım. a eksi 1 demiştik. 2 çarpı a eksi 2'ye eşittir. Negatif bir değeri, negatif bir başka değere bölünce sonuç pozitif olur. 100 bölü 2 de 50 eder. Soruyu nasıl yaparsanız yapın, alanın maksimum değerini almasını sağlayan w değerinin 50 olduğunu buluruz. Peki bu denklemler arasında 50'yi bir sabit ya da katsayı olarak kullanan hangisi? İşte burada. Dediğim gibi soruyu çok da anlaşılır bir biçimde sormamışlar ama 50 işte burada. 50 çıkarıyoruz ama denklem 50'yi içeriyor. Diğerlerinde ise 50'den iz yok.